Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sorunsuz Fizik kanalına hoş geldiniz. Bilgisayar Mal yayınlarının 2024 TYT soru çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci bölüm 3. test, fizik bilimine giriş kısmının 3. testindeyiz. Birinci soru biraz büyük olduğu için şöyle göstereceğim. Uzun olduğu için böyle almak zorundayım. Dikkat edin buna. Şöyle alacağım. Evet, sorumuza bakarsak. Diyor ki soruda bize. Bir cisim konumunu değiştirmek için, Aristo'ya göre böyleymiş. Bir cisim konumu değiştirmek üzere bir etki uygulamak zorundadır. Zorunludur. Bu etki ittirmek, kaldırmak veya atmak ve at veya buhar makinesi gibi başka varlıklar bu cismin üzerine etki etmesi şeklinde olabilir. Bizim sezgisel fikrimiz hareketin ittirme, kaldırma veya çekme etkilerine bağlı olduğu şeklindedir. Tekrar eden deneyimlerimiz bize eğer cisim daha hızlı hareket ettirmek istersek daha büyük kuvvet ettirmeliyiz ifadesini söylemek durumunda bırakmıştır. Bir cisim üzerine daha kuvvetli bir etki uygulandığında cismin hızı daha büyük olacaktır. Sonucuna ulaşmak doğal görülmektedir. Yani sezgilerimiz bize hız aslında yapılan etkiye bağlıdır demektedir. Galileo ise düz bir yol boyunca el arabasını süren bir adam düşünün. Adam el arabasını ittirmeye aniden bırakıyor. El arabası durmadan önce kısa bir mesafe hareket etmeye devam edecektir. Tekerler daha kolaylıkla döndüğünde ve yol daha pürüzsüz olduğunda el arabası daha uzun mesafe hareket edecektir. Bu zaten gözlenebilen delilin kuramsal bir yorumudur ve bu yorum aslında keyfidir. Yolun tamamen pürüzsüz olduğunu ve tekerlerde sürtünme olmadığını düşünelim. Bu durumda el arabasını durduracak hiçbir şey yoktur. Ve böylece el arabası sonsuza kadar hareket etmesi beklenir. Bu sonuca idealleştirilmiş bir deney düşünülerek ulaşılır. Aristo'nun sezgisel, Galileo'nun kuramsal yaklaşımı ile ilgili verilen yorumlandığında hangilerine ulaşılabilir demiş. Gözleme dayanan sezgisel sonuçlar daima güvenilirdir. Arkadaşlar bakın buna ulaşma şansımız yok. Daima güvenilir miyiz buna? Hayır. Doğrula olabilir mi? Olabilir ama kesinlikle güvenme şansımız yok. Bazı bilgiler doğrudan deneyde elde edilmez. Fakat gözlemle tutarlı olan kuramsal düşünce ile elde edilebilir. İdealleştirilmiş deneyler hiçbir zaman yapılamaz. Çünkü tüm dış etkileri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Yani Galileo'nun dediği gibi arabanın tekerine etki edecek sürtünmeyi tamamen kaldırma şansımız yok. O yüzden bu da doğru olur. Cevabım 2 ve 3 olur diyorum. Şekil biraz dediğim gibi şey gözüktüğü için sorumuz biraz büyük olduğu için ancak şu şekilde gösterebilirim. Cevabım 2 ve 3 olur dedik. Geldim ikinci soruya. Bir öğrenci öğretmenin verdiği fiziksel nicelikleri öğretmenin istediği şekilde ve doğru olarak aşağıdaki sınıflandırmıştır. Bir akım şiddeti, madde miktarı, basınç, enerji, kuvvet, hız. Dikkat ederseniz kuvvet ve hız nasıl büyüklüklerdi? Vektörel büyüklüklerdi. Basınç ve enerji nasıl büyüklüklerdi? Skaler büyüklüklerdi. Akım şiddeti ve madde miktarı ise temel büyüklüklerdi. Bu şartı sağlayan temel, skaler ve vektörel C seçeneğinde mevcut. Geldim üçüncü soruya. 9. sınıf öğrencisi Alper fiziğin alt dalları ve ilgilendiği konular arasında konuları aşağıdaki şekildeki tabloya hazırlıyor. Alper'in yaptığı tabloya göre fiziğin alt dalı ilgilendiği konuların eşleştirmesinde hangisi gibidir? Atom fiziği, nükleer fizik, katağ fiziği var. Atomda elektron dizilişi, kararsız çekirdeklerin yaptığı ışımalar, kristal yapıdaki maddelerin karakteristik özelliğinin belirlenmesi. Arkadaşlar, katağ fiziği kristal yapıdaki malzemelerle ilgilenir. Kararsız çekirdeklerin yaptığı ışımalar nükleer fiziğin uygulama alanlarındadır. Atom içerisindeki elektronların dizilişleri de atomun uygulama alanlarındadır. Yani 1 A, B, C şeklinde olacak cevabımız A seçeneğidir. Geldim 4'e. Yukarıdaki bilim dallarından hangileriyle fizik bilimi ilişkilendirilebilir? Arkadaşlar düşünceyi olarak felsefeyle ilişkilendirebilirsiniz. Kimya ile atomlarla, sistemler veya vücudun kan dengesi gibi durumlarıyla da biyolojiyle ilişkilendirilebilir. Yani cevabım 1, 2, 3 olur. Geldim 4. soruya. Uzunluk cisimlerin boylarını gösteren temel bir büyüklüktür. Bilimler arası birimi uluslararası birim sisteminde metredir. Buna göre araçlarından hangileri uzunluğu ölçmek için kullanılan ölçme araçlarındandır? Arkadaşlar şerit metre. Dikkat edin şöyle bir metre şeklindedir. Evet. Mezura. Bunda genellikle terziler kullanır. Kumpas. Bunda genellikle kumpas da şöyle bir alettir. Hatta şöyle çizebilirsem göstereyim. Şöyle bir alettir. Şu arada ölçtüğü değer vardır. Şurayı siz ayarlarsınız. Bu sağa sola açılan bir değerdir. Burada da yine uzunluk ölçülür. Genellikle sanayide kullanılır. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Fizik biliminin ilkeleri ve etki ettiği alanlar geniş bir yer kaplamaktadır.
Yukarıdakilerden hangileri fizik bilimiyle ilişkilendirilmektedir? Arkadaşlar Ebru sanatı, değil mi? Maddenin burada öz kütle farkından yararlanarak Ebru sanatından kullanılır. Sensörlü musluklar yine aynı şekilde. Jimnastik burada fizik bilimiyle ilişkilendirebilir miyiz? Evet, ilişkilendirebiliriz. Baktığımızda sporsal faaliyetler buna bağlı olarak kuvvet, vücut dengesinin sağlanması gibi durumlar fizik bilimiyle ilişkilendirilebilir. Yani cevabım E seçeneği olur. 7. Bir cismin sürati aldığı yol ve geçen zamana oranlıdır. Buna göre süratin alınan yol ve geçen zaman niceliklerine temel ve türetilmiş olarak sınıflandırılması hangisi gibidir? 1. Sürat türetilmiş değer. Alınan yol, baktığımızda normalde yol dediğimiz kavramda türetilmiştir. Geçen zaman ise temel büyüklüktür. O zaman zaman geçen türetilmiş temel büyüklük olacak zaman. Burada şöyle düşünüyor olabilir. Alınan yol metre cinsinden verileceği için uzunluktur aslında. Bunu temel büyüklüklere yerleştirebiliriz. Evet. O zaman alınan yol ve geçen zaman temel büyüklük olacak. Evet. Sürat ise türetilmiş büyüklük olacaktır. Geldim 8. soruya. Fizik bilimi alanı çok geniş olduğu için alt dallara ayrılarak incelenmektedir. Bu alt dallar madde, uzay, zaman ve enerji arasındaki ilişkileri geniş bir alanda yorumlamaktadır. Buna göre evrenin oluşumunu açıklamaya çalışan temel parçacıkların özellikleri ve birbirleriyle etkileşimi inceleyen fiziğin alt dalı hangisi olabilir demiş. Bakın ne diyor? Evrenin oluşumunu açıklamaya çalışan temel parçacıkların özelliklerini ve birbirleriyle etkileşimini inceleyen. Arkadaşlar, nükleer fiziğin bir diğer adı çekirdek fiziğidir. Çekirdekle ilgilenir. Yüksek enerji ve plazma fiziğinin bir diğer adı ise parçacık fiziğidir. O zaman parçacık dedi. Parçacık kimin inceleme alanında? Yüksek enerji ve plazma fiziği, yani cevabım G seçeneği. Bilimsel etiğin ilkeleri Türkiye Bilim Akademisi'nin 2001 yılında yaptığı bir toplantıda 6 temel ilke ile açıklanmıştır. Buna göre veriler sadece bilimsel yöntemlerle yürütülen deney ve gözlemlerle elde edilmelidir. Evrensel kuramlar ve matematiksel formüller gibi bilinen bilgiler dışındaki bilgiler kaynak gösterilmeden kullanılmaz. Bilim insanları bazen akademik çalışmalarda etik değerler dışına çıkarabilir demiş. Bunlar temel ilkeler arasında yer almaz. Yani cevabım 1 ve 2'dir. Evet arkadaşlar, testimizi bitirdik. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.